geldik 76. soruya. Türkiye'de batı rüzgarlarının etkili olması, Akdeniz ikliminin etkili olması, cephe yağışlarının görülmesi, dört mevsim özelliklerinin görülmesi özellikleri aşağıdakilerden hangisinin sonucudur? A. 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alması, B. Orta kuşakta yer alması, C. Kuzey yarımkürede yer alması, D. Yükseltinin fazla olması, E. Üç tarafının denizlerle çevrili olması. Türkiye'de ben A, B, C, D diye kodluyorum bunu. Yani A, Akdeniz ikliminin görülmesi, B, batı rüzgarları kuşağında yer alması, C, cephe yağışlarının görülmesi, D, dört mevsimin yıl içinde belirgin olarak görülmesinin nedeni Türkiye'nin orta kuşakta yer almasının sonucudur. Yani matematik konum olarak orta kuşakta yer aldığını bize gösterir. O nedenle seçenek olarak B seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. 77. soru. Türkiye'nin orta kuşakta bulunmasının aşağıdaki iklim özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez? A. Kış mevsiminde cephesel yağışların görülmesi. B. Batı rüzgarlarının etkisinin görülmesi. C. Akdeniz iklim kuşağında yer alması. D. Dört mevsimin belirgin yaşanması. E. Kısa mesafede farklı iklimlerin görülmesi. Bakın arkadaşlar, Türkiye'nin orta kuşakta bulunmasının diyor. Yani matematik konumla ilgili bir durum söylemiş. Ama kısa mesafelerde farklı iklim tiplerinin görülmesinin nedeni yer şekilleri, yükselti gibi faktörlerinde etkili olduğu, yani göreceli konumunda etkili olduğu görülmektedir. Bu nedenle doğru cevabımız Edirne seçeneği oluyor. 78. Geceler gündüzlerden daha uzundur. Geceler uzayıp gündüzler kısalmaktadır. Türkiye'de yaşanan bu iki durum aşağıdaki aylardan hangisinde gerçekleşir? Şimdi şöyle diyelim. Türkiye'de 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar geceler gündüzlerden daha uzundur. 21 Aralık'tan 21 Mart'a kadar ise arkadaşlar geceler kısalmaya başlıyor. Bakınız, burada geceler uzayıp gündüzler kısalmaktadır diyor. O zaman tarihleri şu şekilde değerlendirelim. Yani 23 Eylül ile 21 Aralık arasındaki tarihlerde geceler uzayacak, gündüzler kısalacak. O zaman 23 Eylül ile 21 Aralık arasında Eylül, Ekim, Kasım, 21 Aralık'a kadar olan tarihleri arayacağız. Peki hangisi var burada? A. Kasım, B. Ocak, C. Nisan, D. Haziran, E. Ağustos. O zaman Kasım seçeneği, A seçeneği doğrudur. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Geceler gündüzlerden daha da uzundur ifadesinde ne demek istiyormuş? 23 Eylül ile 21 Mart arası. Yani Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Aralık'a kadar olan tarih olacak. Geceler uzayıp gündüzler kısalmaktadır. Burada da ne olacak? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ın 21 Aralık'ına kadar. Bu arada bulunan tarih ne olur? Kasım tarihi olur. Doğru seçeneğimiz Adana olacaktır. Yetmiş dokuzuncu soru. 1. Yerel saat. 2. Ulusal saat. 3. Güneşin doğu saati. 4. Güneşin batı saati. Yaklaşık aynı boylamda yer alan İzmit ve Burdur merkezleri için aşağıdakilerden hangisi yıl boyunca aynıdır? Aynı boylam üzerinde olan yerlerde yerel saat aynıdır. Ulusal saat aynıdır. Güneşin karşısından geçiş anları aynıdır. Öğle vakitleri aynıdır. Burada hangi seçeneklerimiz var arkadaşlar? Yerel saat ve ulusal saat var. Seçeneklere bakalım. A. Yalnız 1, B. 1-2, C. 1-3, D. 2-3, E. 3-4. Bizim için ne olacaktı? 1-2, yani
Bursa doğru cevap. 80. soru. 21 Aralık'ta Ankara'dan yola çıkan 5 gözlemciden hangisi gittiği yerde gündüz süresinin Ankara'dan daha uzun ve güneşin de daha geç doğduğunu gözlemler? Evet arkadaşlar, 21 Aralık tarihinde güneye doğru gidildikçe gündüz süresi daha uzundur. O zaman Ankara'nın güneyinde olacak. Ve arkadaşlar, güneş daha geç doğuyorsa Ankara'ya göre daha batıda olacak. Yani Ankara'ya göre güney batıda olan bir yeri arıyoruz. A. Muğla, B. Artvin, C. Hakkari, D. Kırklareli, E. Van. Tek tek E seçeneğinden başlayarak değerlendireyim. Van Ankara'ya göre doğuda yer alıyor. O zaman olmadı. Güneybatıyı arıyoruz biz. Kırklareli Ankara'ya göre kuzey batıda yer alıyor. Olmadı. Hakkari Ankara'ya göre güneydoğuda. Olmadı. Artvin Ankara'ya göre kuzeydoğuda yer alıyor. Biz nereye aramıştık arkadaşlar? Ankara'ya göre güneybatıda olan yer. Yani doğru seçeneğimiz ne oluyor? Adana oluyor.